İlk operasyonunuz nasıldı? Neler hissetmiştiniz? Hiç pusuya düşürüldünüz mü? Ya da rehin alındığınız oldu mu? Bak kendi arkadaşını vurmuş, önüne siper diye koymuş, o konuşuyormuş gibi kendi konuşuyor. İki tane eleman sokmuştum PKK'nın içerisine. Başınıza bir egal bağlayın. Sakın sakın açmayın. Çünkü seni ancak oradan tanır. Kim vurduya gitme arkadaş. Bir an hareket eder gibi oldu. Panzerinden bir havalandı bir laf silahı getirtirdim Yarıktan içeri gönderdik. Sağlı sollu ateşler, dumanlar çıkmaya başladı. Bilmiyoruz ki kendi kocasının şeyi oldu. Bize geliyor. Kim dedi. İlk önce o söyledi. Sanki içine doğmuş kadıncağız. Durdum, baktım, ağladım. Bu kadar. Söyleyemedim bile. Baktım ve ağladım. Hala yüreğim yanıyor. Ben 1952 yılı Erzurum olduğu Çamlıbel köyünde dünyaya gelmiş Ömer Abdullah. Mesleğe 1975 yılında girdim. İlk görev yerim Ankara Toplum Polis Müdürlüğü'ydü. 1980 ihtilale kadar rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın yakın korumalarını yaptım. 80 ihtilalde o zamanki adıyla 1. Şube Müdürlüğünde Dal Grubu olarak bilinen Türkiye'deki sol örgütleri sorgulayan birim. 1983'e kadar görev yaptım. 83'te özel harekatın kurulmasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünden özel harekata katılan 30 kişiden birisiyim. İlk operasyonunuz nasıldı? Neler hissetmiştiniz? İlk operasyonum özel harekattan önceydi. Ankara Etibank Meşrutiyet Şubesi soyulmuştu. Biz devriye geziyorduk sivil olarak. Merkez anons geçti. Bir plaka söyledi. Opel marka bir araba dedi. Plakayı önde yazarken önümde giden aracın plakasının aynı olduğunu gördü. Önünü kesmeye çalıştık. O bizi ateş etti. Biz onu ateş etti. Benim ilk şeyimdi. Gitti kuma saplandı. İndim gittim. Şoförü arkasından sırtından vurmuşuz. Bir ağzını açıp kapatıyor. Ben dedim ki ne diyorsun diyorum. Sanıyorum belki bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Oysa adam can çekişiyormuş. Ben bilmiyorum. Onun o ağzını açıp kapayışı ben bir ay rüyalarıma girdi. Acaba adam ne demek istiyordu diye. Daha sonraları girdiğimiz silah satışmalardan sonra o adamın bana bir şey demesi şansının olmadı. O an son nefesini verirken ağzını oynattığını girdiğimiz satışmalardan sonra anladım. Bir de bayan öğrencinin öldürülmesi olayını protesto eden sol örgütler Ankara Ulus'ta toplanmışlardı. Biz onları dağıtmaya gitmiştik. Solmazlıklıştepe karakolunun önünde adam demir parmakları atladığı şeye geçecek. Gençlik Parkı'na ben bu tarafta karakolun bir jipi var. Jipin yanındayım. Ne hikmet o günkü şeyi. Ben tabancayı yanıma almayı unutmuşum. Yani öyle bir olaya gidiyorum ve tabanca yanımda yok. Kaçma vururum dedim. Şimdi o da döndü baktım elinde silah var vururum dedim ama öyle vuracak bir şeyim yok. Cip'in yanına saklamam lazım. Geri döndüm ateş etti. Bacağımdan vurdu beni. Öyle bir heyecanlı bir silah çatışmalarım bunlar yani. Size takılan bir lakap var mıydı? Dal grubundayken garipti. Özel, özel harekatta doğudayken PKK'nın taktığı bir lakap vardı. Karaböcek. Onlar Karaböcek diyordu bana. Urfa emniyet müdürü aradı. Ne kadar seviyor bu adamlar dedi seni. Burada şimdi dedi bir kurye yakaladık. Kara böcek senin adın genet geçiyor dedi. <laughs> dedim onlar beni çok sever. Ben de onları çok severim. <laughs> bir, birbirimizi arıyoruz da bulamıyoruz dedim. Bir türlü karşılaşsak çok iyi olacak dedi. Yani öyle bir takmışlar takmışlardı onlar bana. Kara böcek lakabı neden takıldı size abi? Karaböcek lakabı genelde hep dağlarda olduğum için çok da çabuk yanıyorum. Saçmaç yok hepsi beyazladı ama o zaman siyahtı saçlarım. Kapkara bir adamdım. Adıyaman eyalet sorumlusu vardı Mehmet Emin Taş'tan. O Mehmet Emin Taştan'ı ben arardım, o da beni arardı. O Mehmet Emin Taştan'ı Adıyaman'ın bir köyünde kıstırmışlar. Benim haberim yok. Ben Kahta'dan Adıyaman'a doğru geliyorum. Adıyaman Emniyet Müdürü İsmail Güzel Demirci. Allah ondan razı olsun. Bana dedi ki sana bir müjdem var deyince ben hemen dedim Mehmet Emin mi yakalandı dedim. Dedi ki seni bekliyor. Nerede? Cumhuriyet köyünün orada dedi. Ben nasıl gittim bilmiyorum. Asker bu tarafta tedbir almış, öbür tarafta tedbir almış ama sığınağın ağzına girmek mümkün değil. Derenin pis bir yerinde. Alttan gitsen ona rastlarsın, yandan gidemezsin, üstten inmen lazım veya da başka bir girişi olması lazım. Bir mağdar bir sığınağın içerisinde, mağara de artık ne dersen de dar iki kayalığın arasından geçip bir iki çift giriş çıkışı olan bir yer. PKK Güneydoğu'da veyahut da kendisinin zannettiği yerlerde eyaletlere bölmüş. İşte Botan eyaleti, bilmem Bitlis eyaleti, işte Horasan eyaleti veyahut da işte Ağrı eyaleti, Adıyaman eyaleti eyaletlere bölmüş. Bunlara da birer sorumluluğu vermiş. Bu Mehmet Emin Taştan dediğimde Adıyaman eyalet sorumlusu beni çağırmış. Demiş ki buradan bağırmış. Beni o garabecek gelsin alsın diye. Müdür bey de Ömer dedi seni istiyor. Karşıdan sesi geliyor ama kendisini göremiyorum. Bana diyor ki gel beni teslim al. Sen beni çok aradın dedi. Ben de seni düşüremedim. Tam zamanı geldi sen teslim al dedi bana. Bekle lan dedim geliyorum. Ben dereyi bu taraftan dolandık. Geçtik. İnmek mümkün değil. Girmek mümkün değil. Ne yapmak lazım? Bizim çocuklara dedim ki ya şuradan bir bakın. Bunlar buradan girmediler herhalde. Bunun bir başka yerden girişi var buranın. Bir bulduk bir baktım ki iki kayalığın arasına taş döşemişler. Şey ağaç döşemişler. Kesmiş ağaçları döşemişler. Üstünü de tam zemine uygun otlarla şunlar Bunlarla kapatmışlar. Orayı açtık. Açtık ya dedim tamam artık Mehmet Emin gitti Gümbürtü'ye. Bir daha gittim kapının, üzerine mağaranın ağzına. Mehmet Emin dedim ama duyuyor oradan aşağıdan. Gel teslim ol, hayatın kurtulsun. Yoksa seni burada yiyeceğim dedim. Hadi ye de görelim dedim. Bakalım ne, kim kimi yiyormuş. Bir laf silahı getirdim. Laf silahı ateşli yani ateş püsküren, püskürten silah. İlginç bir şey fark ettik. Bu video dahil izleyenlerimizin yüzde sekseni kanalımıza abone değiller. Bildiğiniz gibi biz kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz ve videolarda reklamlarımızı kapalı tutuyoruz. Bunu sizden istememizin tek sebebi bu hakikatlerin tüm dünyaya yayılması. Yapacağınız çok küçük bir hareket gibi görülebilir ama bununla videoların algoritmaya girip birçok insana ulaşmasına vesile olacaksın. Hadi şimdi abone ol butonuna basalım ve İslam'a susamış gönüllere birlikte ulaşalım bulduğumuz yarık vardı ya. Yarıktan içeri gönderdik. Sağlı sollu ateşler, dumanlar çıkmaya başladı. Bu geçiyorum bir saatte Mehmet Emin. Mehmet Emin'den ses yok. Mehmet Emin lan neredesin hadi? Ses yok. Anladık ki bu ciddi gümürtü. Bu sefer oradan inmeye başladık. Bir başkasını vurmuş. Bak kendi arkadaşını vurmuş. Önüne siper diye koymuş. O konuşuyormuş gibi kendi konuşuyor. Kendi arkadaşını vurup kendine siper etmiş. Onu sevdiklerinin yanına orada gönderdim Allah'a çok şükür. Yani o öyle oldu orada. Özel olarak kullandığınız bir silah var mıydı? Favori silahınız nedir? Benim favori silahım Smith Wesson. Çünkü biz çok atış yapıyoruz. 500 mermi, 1000 mermi, 1500, 2000 mermi yaktıktan sonra mekanizma laşkalaşıyor. He, hangi silah olursa olsun, jarjörlü bir silah düşün. Jarjörlü bir silahta verden verdin ağzına mermiyi, ateş ediyorsun, bir. ikinci ateş ettin, tak almadı. Ne yapman lazım? Mekanizmayı tekrar hareket ettireceksin. Fişeyi atacaksın dışarıya. Bir sonraki üçüncü fişeyi alacaksın ağzına. Tekrar ateş edeceksin. Ateş edecek değil mi? En az orada 3-4 saniye, 5 saniye bir zaman karşıdakine diyorsun ki dur beni vurma. Ben şu tabancamın fişeğini değiştireceğim. Her hangi silah olursa olsun jarjörlü silahları tercih etmiyorum. En hoşuma giden simit vesin. Ben onları ateş ettiğim zaman dönüp bakmam yani ne olduğuna. Mesela o toplu ya 6 tane fişek var. Çektin birisi geldi ateş etti vurmadı. Sen tek bir daha çek. Öbürü dönüp geliyor. Mekanizmayı hareket ettirmen gerekmiyor. Sen karşıdakine tak 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 yap. O hep dönüyor. Döndükçe bir sonraki döndükçe bir sonraki. Benim mesela diğer eğitim şekliyle M16. O zaman bizdeki en iyi silahlardan birisiydi. Onun o kenardan çok sessiz çekiliyor mekanizm. Ona çeşitli türbünler takılıyor. Bombahtar takılıyor. Onları bize verilince PKK'ya her halükarda üstünlük sağladık biz orada. Ama mesela gebir silahı. Bir yerde silah çatışmaya giriyoruz. Bir tanesi elini kaldırdı, roket atarına teslim olacak. Tamamen soyun dedim. Soyundu, çırı çıplak. Anadan önce soyundu. Roket elinde. Yavaş yavaş gel diyorum. Bir de bizim panzerler var ya, eski tip panzerler şöyle demir yığını, çelik yığını. Altları meyilli. Öyle de bir panzerimiz var. Kapı açık. Bir ayağım panzerin kapağında, basamağında, elimde. Gebir. Karşıyı hep gözlüyorum. Bir an hareket eder gibi oldu. Dedim bu ateş edecek. Hemen silahımla beraber panzerin içine. Panzerinden bir havalandı. Bir düştük ama sırtım ayrı ağrıyor. Göğsüm, kollarım ayrı ağrıyor. İçerisi de çelik mübareğin. Bu sefer tekrar ben oradan geriye çıktım. Ha o kebirim var ya mübarek. Bir ateş ters perende attırıyor adama. Ters perende. Atış konusunda kendinize güveniyor musunuz? Memurlarıma atış yaptırıyorum. Belirli bir mesafede haberleşmeyi tesisle yapıyoruz. O zaman cep telefonu yok. Bir şey yok tabii tesisle. Hedefe de şöyle yol çizmişim kalemle. Böyle geliyor, şöyle çıkıyor, böyle gidiyor. Tekrar dikeniyor, böyle gidiyor. Bir daha çıkıyor, bir daha iniyor. Bu şekil hedefe yol çizmişim. Yanlış atıyor. Ben hedefteyim, hedefin yanındayım. Parmağımla gösteriyorum. Oğlum diyorum parmağımı görüyor musun? Evet diyor komiserim görüyorum. Lan işte parmağımın olduğu yer bunun başlangıcı lan. Onun önünde çizgiyi gör görmüyor musun? Oraya ateş et diyorum. Parmağım orada ha. Ateş et diyorum. Ateş ediyor. Tak önünden orayı vuruyor. Aferin lan işte böyle takip et ya. Bak yol oradan devam ediyor. Gidiyorum bir tane de aşağıda bir yer tutuyorum. Parmağımı görüyor mu? Görüyorum e oraya da bir ateş et diyorum parmağımın ucuna. Oraya da ateş ediyor. Bak buradan bak bu yolu takip ettim mi? En alt nokta orada. Oraya gidip buradan yukarı çıkacaksın haberin olsun diyor. Tesis Bu şekil atış talimleri yaptırıyorduk ve de yapıyorduk. Hiç pusuya düşürüldünüz mü? Ya da rehin alındığınız oldu mu? Zehin alınma onlara olmadı. Allah'a çok şükür. Pusuya da düşmedim. Ben tedbirli giderdim. Mesela bak ben sigara içerdim. Dağda pusu attığımız zaman pipo içerdim. Çünkü gece vakti buradaki en ufak şu kameranın kırmızı ateşi 500 metreden gözükür. Gözüktüğün an adam oraya nişan alır, seni indirir aşağıya. Memurlarıma da bunu yasaklamıştım. Eğer ki biz operasyona gidiyorsak, biz tedbirimizi alacağız, takdiri Allah'a bırakacağız. Allah Celle Celaluhu ne takdiri derse o da bize nasip olacak. Ama sen tedbir almazsan şehadet hevesin kursağında kalır. Sen şimdi buraya geliyorsun daha, ben gideceğim, savaşacağım, şehit olacağım. Ama tedbirini almazsan şehit olamazsın. Tedbirini alacaksın, savaşını yapacaksın. Mevla dilerse de şehit olacaksın. Çünkü en üst makam. Çok arzuladım. Mevla nasip etmedi. Ben iki sefer vuruldum şehit olamadım. Adamlar iyi yerden nişan alamadılar. Allah korusun esir düşseniz işkencelere ne kadar dayanabilirdiniz? Bunun özel bir eğitimi var mı? Tabii ki. Ben o eğitimi özel harekette görmedim. Kontür gerillada gördüm. Gerilla eğitiminde gördüm. Mesela yalan söyleme dersi vardı. Kendini kurtarmak için. Acılara nasıl dayanılır? Neyi hayal edip neyi düşünerek acılara dayanırsın? Bunların dersini görmüştüm. Ya bu konuşturamazdılar ben, evvel Allah'ın izniyle. Çıktığınız en zor görev hangisiydi? O görevde neler yaşadınız? Ha, i̇ki tane eleman sokmuştum bu PKK'nın içerisine. Suriye'ye gittiler, bölgeye döndüler. Bir vesileyle karşılaştık dedim ki bak dedim Mehmet başınıza bir egal bağlayın sakın sakın açmayın. Çünkü seni ancak oradan tanırım. Giydiğin elbise onlara benziyor. Her şey onlara benziyor. Kim vurduya gitme arkadaş. Bir müddet zaman geçti. Bir ihbar geldi. Bir dağda bir mağarada 9 tane PKK'lı var. Bastık gittik oraya. Birisi koşarak geldi yanıma. Bir baktım ki Yunus. Mehmet de dedi içeride. O saatte o orada nöbetçiymiş. Bizim de geldiğimizi görünce o haber göndermiş zaten. Biz falan yerdeki sığınaktayız diye. Sığınağa gireceğiz. İki kişi girmemiz lazım. Şimdi diyorum ki bu çocukla ben gireceğim diyorum içeriye. O polis arkadaşlar bırakmıyor. Diyor ki ya yapma komiserim diyor. Senin gibi amir bulunmaz. Ama bizim gibi memur çok bulunur. Dur biz girelim diyor. Ben de diyorum ki ulan oğlum seni gönderdim gittin içeriye. Şehit oldun. Ben senin ailene ne derim? Ben senin hanımına, annene, babana ne derim? Derse ki sen bunların başında amirsin. Amir önde gitmez mi? Sen niye gidip şehit olmadın da benim oğlumu şehit ettin demez mi dedi. Ben o zaman ne cevap ver? Bu soruyu Allah Celle Celaluhu sorarsa ben ne cevap veririm dedim. Bunlar yine üsteliyor ama yok dedim kesin. Bitti. Yani Yunus'la içeri giriyorum. Ya Yunus fikrini değiştirmiş olsa, benim gönderdiğim Yunus değil de onların tarafında olan Yunus olsaydı ne olacaktı? Ben girdim içeriye. Yunus'un eline verdim Kalişnikov'u. Benim elimde akrep. Yunus'a işaret ettim başla taramaya. Hepsinin ayaklarının uç tarafında diz çökmüş vaziyetteyim. Yunus tarıyor. Kafayı kaldırana ben sıkıyorum buradan. Uyuyor onlar. Sabahın saat 4'ü mü, 4.5'u mu, 5'i mi bilmiyorum. Kalkana ben sıkıyorum. Kalkana ben sıkıyorum böyle. 9'unu da pert ettik. Sığınağın içerisi en zordu. O gönderdiğin eleman eğer onlara dönmüşse senin sağ çıkma ihtimalin yok zaten. Beni teslim alsalar kimsenin onlara bir şey yapacağı yok. En riskli ve tehlikeli göreviniz neydi? Biraz anlatır mısınız? Eğer memuruma bir şey olma ihtimali varsa benim için en tehlikeli görev odur, en riskli görev odur. Öyle tehlikeli görevlerimiz oldu. Evelallah hepsinin de üstesinden geldik. Bir memurum şehit oldu, ona hala yanarım da yanarım. Ama hatalı mıydım? Hayır. O çocuk hatalı mıydı? Hayır. Allah biliyor ki o çocuğun da bir hatası yok. Ben şehadet ederim kıyamet günü ki o memurum şehitti. Vatanını çok severdi. Tesbihatı dilinden bırakmazdı. Zikir ehliydi. Cebinde hep bir küçük cevşen taşırdı. Çok sevdiğim birisiydi benim. Allah'ın takdiri yani çatışmaya girmeden oradan ilk yapılan ateşte şehit oldu. En zor iş ne biliyor musunuz? En zor. Yaralandığın an birbirinize söyledikleriniz. Mesela diyorsun ki yaralısın, anlıyorsun ki ben gideceğim. Ne yapıyor? Diyor ki komiserim diyor, falana borcum var. Allah'ın huzuruna beni boşlu göndermeyin ne olur diyor. Falana söyleyin bana hakkını helal etsin. Veyahut da bizim köye benim niyetim vardı bir çeşme yaptırmak. Beni hatırlamaları açısından bana dua etmeleri, bana dua etsinler diye diyor. Kıyamete kadar hatırlasınlar ve bana dua etsinler diye o çeşmeyi bu yaptırın derdi. Diğer polisler de milliyetçi ama sabah evinden çıkıyor, gidiyor şubesine. Diyor ki akşama geleceğim yine çocuklarımla buradayız. Ama ben evden çıkarken çocuklarıma bir daha geri dönemeyeceğim diye bakıyorum. Hepimiz aynıyız. Böyle düşününce orada bir kardeşlik oluyor her şeyin üstünde. Son nefesimizi birbirimizin kucağında vereceğiz. Burada nasıl bir aradan çatlak ses çıkar? Çıkmaz. Bir vatan haini aramızda barınamaz. Mümkün değil. Bir yerde açık verir, biz onu atarız. Tutmayız aramızda, tutmazdık. O kadar birbirimize bağlıydık. İşte böyle bir kardeşliğin neticesinde eğer birisine bir şey olursa en zor görev onun ailesine ne söylerim? O soracak çünkü nasıl oldu? Ne anlatacaksın ki? Sözün bittiği, kalbin, yüreğin, gözlerin konuştuğu bir an. En zor an bu değil mi? Bundan daha zor ne var? Benim için buydu. Başka da zorluk yok. Bir aileye şehit haberi vermek zorunda kaldınız mı? Bir polis şehit olmuştu kahtada. Hanımı hemşireydi. Herkes beni zannediyormuş şehit oldu diye. Ama şehit olan Çağatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bir polis arkadaştı. Doğru kalkmış bizim eve gelmiş. Baş sağlığına. Bilmiyor ki kendi kocasının şehit olduğunu. Bize geliyor. Diğer polis yardımları da bize geliyor. Orada şehit olabilecek bir tek kişi var o da ben. Haşır neşir olan onlarla birbirini yiyen bir kişi var. Herkesin aklına ben geliyorum. Geldim beni görünce şaşırdılar. Kim dedi. İlk önce o söyledi. Kim dedi. Sanki içine doğmuş kadıncağız. Durdum. Baktım. Ahladım. Bu kadar. Söyleyemedim bile. Baktım ve ahladım. Hala yüreğim yanıyor. Hayat Bu kadar güzel. Hayat işte yaşanıyor. Yaşadık. Geldi geçti. 27 senedir bedava yaşıyoruz. Bana soruyorlar ki kaç yaşındasın? Diyorum ki haddi aştım. Bedava yaşıyorum. Diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında vefat etti. Ben haddi aştım ya. O haddi aştım ben. Şu ana kadar kaç çatışmaya girmişsinizdir? Çok girdim. sayısını bilemiyorum ki. 9 sene savaştım işte. Bilmiyorum 9 senede ne kadar girdim hatırlamıyorum. Kurşunun buradan geçiş sesi bambaşka bir sestir o. Sız, sız, geçer böyle bu şekil bir ince tiz bir sestir. Onu defalarca 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 duyuyordum ama ölüm vallahi aklıma gelmiyordu. Zaten aklıma gelse korkardım. Zaten bu çatışmaya giremezdim. Ölüm, ölüm korkusu olmaz çünkü biz ölümü öldürmüş insanlarız. Alman niye korkar? Amerikalı niye korkar? Çünkü onun için cennet, cehennem, şehitlik, mehitlik öyle bir şey yok. Onun için ölürse Washington'daki villasına bir başkası gelip oturacak. O ölürse bankadaki parası bir yere gidecek. Bunu düşünür ama biz öyle değil ki. En yüksek makam şehadet, Mevla nasip etse de şehit olsak. Şehadet bizim için, inananlar için en yüksek makam. Onun altındakilerin ne kıymeti var? Evladı iyalin, malın, mülkün, şanın, şöhretin hiçbir kıymeti yok. O zaman da ne yapıyorsun? Ölümü düşünmüyorsun işte. Ölüm sen kenara çekil diyorsun. Gelsin bana şehadet nereden gelecekse. Operasyonlar esnasında namaz gibi ibadetlerinizi nasıl yerine getiriyordunuz? Pusu atarken en büyük özellik nedir biliyor musun? Hiçbir zaman süliyetini karşıya düşürmeyeceksin. Dağın zirve yerinde gezmeyeceksin. Süliyetin karşıya düşmesin. Yani bunlara dikkat ettikten sonra ibadetlerimizi yapıyorduk. Bazı yüksek dağlarda jandarmanın şeyleri olurdu. Karakolları olurdu. O zamanlar Türkiye'de başörtüsü, namaz kılmak yasak olduğu zamanlar 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda ki o dağlarda mescitler olurdu. Sırayla namaz kılardık. Herkes saydığın hurra, abdest halı namaza durarak arkadan da gelir, senin namazdayken tarar. Böyle namaz kılınmaz ki. Korku namazı var. Birisi kıyamdayken öbürü rükaya gitsin, öbürü secdeye gitsin. Hep karşıyı gözetlemeli olsun. Tedbir işte, tedbir, 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 tedbir. Bizim özel harekatın başarısının en büyük sebeplerinden birisi de tedbirdir. Tedbirsiz hareket etmeyiz. Mutlaka tedbirimizi alırız. Canlı bomba yakaladığınız oldu mu? El bombası atmak isteyen birisiyle ikisi tutuyor. O da tutmuş, o da tutmuş. <laughs> 15-20 dakika, yarım saat. Biz etrafını sardık. Biz de şimdi acemiyiz, bilmiyoruz. Bomba nasıl patlar, nasıl şey yapar? Hangisi güçlü, hangisi kuvvetli? Bizim polis arkadaş dışarıdan kavramış. O içeride. Bizim kişi bastırıyor. O devşetmeye çalışıyor. O arada oynuyorlar böyle karşılıklı. O arada şey geldi işte arkadan yanaştılar. Bu böyle konuşa konuşa itekledi itekledi. Birinci sonunda birisi geldi. Bir abimiz büyüğümüz. Nasıl olsa bunu bir şey yaptı. Bizim polis arkadaş bombayı elinden aldı. Ondan sonra da pimini taktılar. Bir tane oraya bir başka bir çivi gibi bir şey taktılar. Bombayı kurtardılar yani. Artık şehit oluyorum ya dediğiniz ölümle yüz yüze geldiğiniz bir an oldu mu? Yok olamadı. Keşke olsaydı da dua ederdim ya Rabbi ne olur bu benim son görevim olsun. Bana bin tane can ver. Binine ayrı ayrı biner mermiyle alsınlar. Ama beni şehitliğe kabul et ya Rabbi. Hep bu şekilde dediğim oldu, dua ettiğim oldu mu olmadı ne yapalım? Rabbim niyetinizi kabul etsin. Amin, amin. İlla yani vurularak da şehit olmaz. Öyle şey olur ki Mevla Celle Celaluhu nasip eder. Bir afatta mesela Düzce depreminde ilk gidenlerden birisiyim. Rahmetli teyzemin oğluyla beraber gittik. Orada 8 kişi kurtardık. Teyzemin onunla demiş ki gel ya gidelim şöyle yürüyelim bakalım ne var ne yok. Gittik bir adamın birisi elinde bir ışılda. Dedim ne ne arıyorsun sen burada? Dedi ki burası öğrenci yurdu. Benim oğlum burada. Yurt dört katlı ama hepsi en üst kat diğeri de bu kadar. Yani böyle gelmiş buraya yorulmuş. Biz giderken de kazma götürdük, de demiri götürdük. Bir deldik, girdik. Yaşlı bir adamı kurtardık. O da orada öğrenci yurdunun sahibiymiş. Feşliymiş, yatalakmış. Onu kurtardık. Sordum. Sözüm, deprem olurken sen burada mıydın? Orada konuşuyoruz. Arada bir de sallanıyoruz yani binanın altında. Evet dedi oğlum burada, de, buradaydım ben dedi. İki tane çocuk benim yanımda burada vardı çıktılar. İki tanesi de dedi mutfakta yemek yiyordu. Alt katta kızlar vardı dedi. Gittik o mutfağın içerisini bulduk, mutfağı bulduk. Beton çökmüş, buzdolabını çökertmiş. Çocuğun birisi şeylerin altında kalmış, birisi şey ama çıkamıyor. Önünü temizledik, hemen onu aldık oradan. Su istedi, yok dedim. Şimdi olmaz, toz yemiş ya çocuk, boğaz kuk buru. Bu sefer burada elinden tuttum dedim ki, beni hissediyorsan elini oynat. Bir baktım parmağımı sıktı. Ondan sonra giriştik, orayı temizledik, aldık. O çocuğu da kurtardık orada. Kızların şeyine indik. Merdivenler hep böyle arada dönmeli, birbirine geçmeli sizin bu merdivenler. Hepsi çökmüş. Çökünce hepsi rahmetli olmuş. Şehit olmuşlar. O da tabi afette de şey yapanlar şehittir inşallah. Asr-ı saadette yaşasaydınız, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunda olsaydınız evet. ne hissederdiniz? Oh! Diyor ki şair, geçmiş zaman odur ki hayali cihandeyi. Onu onu hayal etmek bile ömür ömürre bedel ömür ne ki dünyaya bedel. Keşke o dönemde yaşasaydım, Resulullah'a hizmet edenlere hizmet ederin olaydım. Resulullah'ın geçtiği sokaklardan geçen, köpeğin bastığı ayak izindeki biriken suya kurban olayım ben. Keşke öyle bir şey olsaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim için de güzel şeyler söylüyor. Bunlar sizin gibi değil diyor. Görmeden bana o kadar iyi bağlılıkları olanlar. Peki İslam tarihinde hangi dönemde, hangi savaşta olmak isterdiniz? Bedir'de. Çünkü onlarla birlikte melekler de savaşıyordu. O meleklerinden yan yana savaşmanın ne demek olduğunu bir tasavvur edin. işte neden burada saklı. Sizler diyor, itikatınız, imanınız ve amellerinizle çok iyi yaşarsanız vallahi meleklerle musafaha edersiniz diyor. Meleklerle musafaha etmek onlarla el ele tutuşmak değil gönlünü, ruhunu o seviyeye çıkarmak. İşte Bedir'de beraber olmak, Hendek'te beraber olmak veya Erkam'ın evinde beraber olmak veya Resulullah'la mağarada beraber olmak. Orada bir güvercin olmak istemez miydim? O güvercinin yumurtası olmaya razıydım ben. O örümceğin ağının bir tek teli olmaya razıyım ben. İnşallah öbür dünyada bizi Allah Celle Celaluhu kulluğuna kabul ederse, Resulullah da ümmetine, ümmetliğine kabul ederse, Allah da yardım ederse, günahlarımızı da affederse inşallah bir şeyler olur. Yoksa halimiz nice olur. Bu mesleği hiç bırakmayı düşündünüz mü? Hayır. Dünyaya bir daha gelsem hem aynı askerliği yapma, yapmak isterdim, hem aynı polisliği yapmak isterdim. Hem de defalarca göndersem evlam dese ki sen git git gel, git, git git gel. Hep gönderse hep aynı olmak isterdim. Bu millete hizmet Hakk'a hizmetti. Ben orada nöbet tutarken, silah satışmaya girerken o teröristle benim ne bir mal davam var, ne kan davam var, ne namus davam var. Bir tek davam var. Vatan, millet, din, iman davam var. Benim yaşadığım zamanki özel harekat, jandarma farklıydı. Şimdiki özel harekat, jandarma özel harekat, polis özel harekatlar. Birbirine geçmiş iki kan kardeş gibi, bir karında yaşamış kardeş gibiler. O kadar mutlu oluyorum ki askerimizin, polisimizin birlikte bu vatan için mücadele ettiklerini görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah şehadet isteyenlerin şehadetini de kabul etsin. Sözler Köşkü'ne kadar geldiniz. Burada sizi ağırlamaktan memnun olduk ve gurur duyduk. Ben de sizleri tanımaktan çok memnun oldum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm.